Bedelli askerlik düzenlemesi dün akşam mecliste kabul edildi. Peki bedel ne kadar olacak? İşte cevap. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya. Askerliğini yapmayan yaklaşık 550 bin gence bedelli yolu açıldı. Ülkenin böyle şanslar tanıması güzel çünkü vatana hizmet bedelli askerlikte de yapılıyor. Bir maddi bir yük getiriyor sonuçta ve bu da devletin hazinesine bir kazanç sağlıyor. Yeni düzenleme meclisten geçti. Bu durumdaki kişilerden askerliğe elverişli belgesi istenecek. Kimisi iş adamıdır, kimisi imkan bulamamıştır askere gitmek için. Yani bir fırsat doğmuş, güzel bir fırsat. Askerlik yapmak isteyen yapacak, yapmak istemeyen de fırsatları değerlendirir. 2022 yılı için bedelli askerlik ücreti 56.506 liraydı. Kaçak, saklı ve bakaya durumuna düşenler diğer yükümlülerden daha fazla bedel ödeyecek. Durumları varsa, bütçeleri varsa neden olmasın? Ülkeye de ekonomik katkısı olacaksa olumlu buluyorum. Ülkemizin şu zor durumlarda paraya ihtiyacı var. Para gelir ülkemize daha iyi olur diye düşünüyorum. Bedelli ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanacak. Buna askerden kaçtıkları her yıl için bir asteğmen maaşı olan 9.417 lira ilave ücret eklenecek. Üzerindeki bu sıkıntıyı atmaları için onun için de uygun olmuş olabilir. Öbür taraf için iyi bir şey. Yani kaçı şey olan askere gitmeyen için. Diğer tarafı düşünüyorum da devlete ek bir katkı. Düzenlemeye göre 3 yıl yoklama kaçağı olan kişi toplam 84.757 lira ödeyecek. Müracaat edilen tarihten itibaren 2 ay içinde ödemelerini yapmayanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak.